Sayın Hanım hoş geldiniz. Siz de burada mı? Evet. Ha, doğru. Gerçekten temsilcisi olarak. Evet, gerçekten hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Oo, şey Cemal. Merhaba. Sayın Hanım şöyle alayım. Sinop sakin işte ben de. Kış şeyine girdi rutinine. Evet. Yoksa size iş çıkıyor mu dedim? Biraz daha rahatladık. Yani seçim de geçti. Evet. Seçim de geçti. Ayşe Hanım niye öyle uzaklandın? Şöyle gözüm biraz bak sorunlar geliyordu. Hassasiyetten tabii soğuk yani. Bir de sıcağı sıcağında bulunca. Bir de sıcağı da. Derdin oldu. Evet. Akşam ben de Facebook'ta gördüm. Cemiyetimizle ilgili kısa bir bilgi vermek ister misin? Sinop'un hemen hemen %95'i cemiyetimiz üyesi. Yani fiilen gazetecilik yapan. Gazetecilik, radyo, televizyon yapan arkadaşlarımızın %95'i dolayındaki Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyesi. Yönetim kurulumuzdan bugün birkaç noksanımız var. Sinop'taki iki, Boyabat'taki bir radyo cemiyetimiz üyesi. Her iki radyo sahiplerimiz, cemiyetimizin yönetim kurulu 9 kişi. Özellikle gazete sahipleri ve radyo sahipleri mutlaka bulunmasını arzu etmiştik. 9'a çıkarttık. İki radyo sahibimiz bugün aramızda yok. Biri rahatsız, bir arkadaşımıza ulaşamadım. Böyle bir de çok şey kısa sürecek veren bu kadar toparlanabilmek için süper bir şey. Kesinlikle bütün konuklarımızı, başta valilerimiz olmak üzere en azından yönetim kurulunu bir arada toplamayı arzu ediyoruz. Mümkün olduğu kadar ilçelerden katılım sağlamaya çalışıyoruz. Ayancık ve Gerze'de birer temsilciliğimiz var. Fatih Bey katıldı. Ayancık temsilcimiz Erdoğan Bey'in annesi bir bağırsak tümöründen ameliyat geçirmişti. İstanbul'da yatıyor. O nedenle o sadece selamlarını iletebildi. Katılamadı bugün. İleteceğim efendim sizin adınıza. Bu arada Pusula Gazetesi sahibi aracında buraya gelirken bir arıza oldu. Çektirdim dedi, yetişebilirsem geleceğim dedi. Murat Yılmaz bilemiyorum ama. Arabaya yağına şöyle bak, ha bir de bahçe parkın. Boyuna diyorsun değil mi? şu anda yani yaklaşık 60 üyemiz var. Fiilen hepsi gazeteci. Yani biz de cemiyetler, dernekler kavramına tabi biliyorsun. Bu nedenle düzünüze ne koyarsanız geçerli oluyor. Yani bir cemiyet içerisinde bakkal, çakkal, fotoğrafçı, matbaacı da koymuş olsanız ki biz ben Sinop Gazeteciler Cemiyeti'nde kuruluşlarından ne kadar da başkanlığım dönem yaptım. O dönemde mecbur kalmıştık. Mesela 86'dı onun kuruluşu. Sayı çok azdı. Matbaacıları da tüzüğümüze ilave etmiştik ama Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti şu anda tamamen fiilen gazetecilik yapan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Sayımız şu anda yaklaşık 16-17 yarın olacak. Belki 20'yi bulacak. 20 civarında sarı basın kartı sahibiyiz. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti olarak. Bu nedenle sadece Sinop'ta değil, bölgede en yüksek sarı basın kartı sahibi oranına neredeyse eriştik. 2014 sonuna kadar Sayın Valim, biliyorsunuz Türkiye'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adı altında, Türkiye'yi temsil etmiyor tabii bu isim, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Antalya, İzmir ve Ankara Basın Yayınları Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden, Basın İlan Kurumu'ndan gelen bir pasta alındı. Trilyon pastaydı bunlar. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin çok ciddi girişimi vardı bu konuda. Basın İlan Kurumu Genel Müdürümüzü burada bir ağırladık. Takım şikayetlerimizi ilettik. Yani dernekler kanuna tabi, İstanbul'daki de aynı, ben de aynı. Hiçbir arada fark yok. Ama orası bir havuzdan bir pay alıyor, bir seminerini yapabiliyor, etkinlik yapabiliyor. Bizim böyle bir şansımız yok. 2014 yılı sonu itibariyle, 2015'te bu uygulanmaya başlandı. 81 ildeki tüm gazeteciler cemiyetine o para dağıtılmaya başladı. Yani yaklaşık 80 yıl 4 cemiyet bundan yararlanırken şimdi yerini bulmuş oldu. Tabii dernekler kanunu olduğu için henüz meslek odası haline gelemediğimizde bir ilde birden fazla cemiyet olabiliyor. Kastamonu'da 3 tane var, bazı yerlerde 4 tane var. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu bu konuda
şeyi örnek alarak daha çok, biliyorsunuz tören yönetmeliği protokolü belirler ya, sizin protokolünüzü. Daha çok ona örnek alarak illerde üye yapısı birinci derecede göz önüne alınacak, ikinci derecede sarı basın kartı sahibi göz önüne alınacak şeklinde bir uygulamaya gitti. Yani sadece bir cemiyete vereceğinde. Biz de dosyalarımızı bölge müdürlüğü olarak Samsun'a... Cemiyet ağzına mı toplayacak bütün şeyleri? Hayır hayır. Yani 81 ile cemiyetlere yardım yapmayı kanunlaştırdı hükümet. Ama sadece 81. Yani bir ilde iki tane, üç tane varsa onlara da vereceğim anlamında değil. Onların önceliklendirmeyi buna göre yapacak. Evet. Ya o zaman mantar biter gibi sayı artardı. Zaten yetişemez diyor. Yeni bir uygulama mı? Daha yeni uygulama mı? Evet. Almıyor şöyle işte. Malum, benim gazetelerim var İstanbul'da da Sayın Başkan bilgilendiriyor. Estağfurullah. Biz gazetelerimizi basın ilan kurumu genel müdürlüğünün gazeteleri. Bir tanesi 44 yıllık mesela Tünaydın. Son anda 30 yıllık. Biz her aldığımız ilan direkt basın ilandan alırız. Bizim bir havuzumuz var. Diyelim ki ben o ay 100 milyar aldım. Bunun 14 milyarını ben basın ilan kurumuna komisyon olarak öderdim. %14. Bu 14'lerin içinden basın ilan kurumu kendi giderlerini çıktıktan sonra hastada ne kaldı? 3 trilyon. 3 trilyonu 3 tane, 4 tane cemiyete verirdi. Cemiyet de mesela ben Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin üyesiyim. Burası buraya yerleşmemiştim. Cemiyet de bunu içindeki gazetecilere yıllık 700 lira karşılıksız, şeysiz sakatlık, hastalıklarda hibe gibi verirdi. Bir de diyelim 1 milyar, 2 milyar faizsiz kredi gibi verirdi. Lokalini falan işletirdi. Evet, ama bu 3 kişiye dağılıyordu. Sonra işte Sayın Başkan gibi Anadolu'daki cemiyetler dediler ki bizim suçumuz ne? Biz de en azından elektrik suyu telefonu ödeyecek paraya ihtiyacımız olsun. Geçen yıl bizim genel kurulda Mehmet Atalay genel müdürümüz zamanında genel kurulda biz, çünkü biz temsilci veriyoruz. Anadolu vermiyor da biz İstanbul temsilci veriyoruz. Genel kurulda Mehmet Atalay demişti bize 1,5-2 yıl önce. Ya böyle bir şey düşünüyoruz ama bakalım bunu yapabilecek miyiz ki yapmışlar. Doğru olmuş. Çünkü bunların hepsi cebinden ödüyordu. En azından 3 lira 5 lira buraların biraz giderini karşılıyor yani. Böyle. Şimdi cemiyete kurumsal olarak veriyor. Evet, yani. Kurumsal evet. Olarak veriyor. Evet. Yani Sinop'ta da Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti bu konuda ölçü ortaya konuldu. İpi göğüsleyince biz olduk. Haliyle öyle oldu. Zaten başvuru sırasında da demişlerdi. Yani diğer arkadaşların başvurusuna bile gerek yok. Çünkü hem nitelik bakımından hem sarı basın kartı. Biz şeye de işte Hakan Bey zaman zaman yazar yazısını bize sizin adınıza gazetelerin denetlenmesiyle ilgili oraya da komisyona üye veren sizin. Biz veriyoruz. Bu yer sizin mi? Kira. Apartman dairesi mi? Daire. Genelde apartman o tarz mı? Konut amaçlı mı kullanılıyor böyle bürolarda var? Üst katlar büro, konut. Karşımızda emlakçı var, altımızda bir kuaför var. Yani. Sinop'ta bu çok büyük sorun Sayın Ayrım. Yani Sinop'un neredeyse %50'si konut adı altında iş yeri olmaya başladı. Yani zemin katlar bitince, ihtiyacı karşılamayınca. İmar da %95 oranında dolunca. Yani belediyenin de çok büyük sorunu. Mevcut konutları iş yerine de çeviremiyor. Ciddi paralar gerekiyor. İmarda değişiklik gerekiyor. Bu büyük bir sorun mesela yani maalesef. Türkiye'nin dört bir tarafı aynı başlıyor. Önümüzdeki günlerde Boyabat ve Durağan temsilcilerimizi açacağız. Türkiye'nin onun ardını açacağız. Yani sanıyorum Boyabat'ta var üyeniz zaten değil mi? Var, Boyabat Durağan tamam. Durağan'da var. Evet. Durakan gazetesi var, 2 günlük gazete var. Boyabat'ta önümüzdeki bir 10-15 gün içerisinde günlüğe dönüyor bir arkadaşımız. Haftalık olarak devam edenler var. Sinop'ta esasen kültür olarak basın yerli yerine çok oturmuş durumda. Yani bir tek yerel değil, ulusal da çok düştü. Yani ajansların vardır, muhabirleri, birçok televizyon kanalının vardır. Boşta herhalde şey yok yani, basite, televizyon, ajans yok. Yani herkesin bir muhabiri vardır. Bunu gidip Samsun'da bu kadar bulamayabilirsiniz veya Kastamonu'da bulamayabilirsiniz. Ulusal'ın şeyi mi olmayabiliyor? Olmayabiliyor. Yani istekli yok, hevesli yok, yetenekli yok.
bir meslek olarak görünmüyor ama işte... Sadece yerelde de herhalde bir iş yok. Yani. Tabii. Gerçi şimdi teknoloji çağında artık muhabire de ihtiyaç kalmıyor birçok şey bakımından. Ya öyle değil yani. Bir olaya gazetecinin baktığı öyle sıradan bir bakışı değil mi yani? Sayın var. Yani işin içine para bul girdi mi gazeteler bir taraftan hortumluyorlar abi. Çünkü dün akşamki bir ambulansa çarpılması veya ambulansın ineğe çarpması, hayvana çarpması aradan 5 dakika sonra dünyanın her tarafına ulaşıyor bu arada. Ben yıllar önce Rize'de çalışırken 2000-2001 yılında orada işte emniyet, jandarma yıllık bir şey verir ya böyle istatistikler falan. İl Emniyet Müdürlüğü'nde müdür, emniyet müdürü böyle yıllık istatistikler açıklıyor. İşte yayanın araca çarpma oranı diye bir oran var istatistikte. Bir de Türkiye ortalamalarıyla falan karşılaştırmalı veriyor. Türkiye'de %10'sa orada %40 küsür müydü neydi? Geçmiş yani bayağı. Bunu vermiş. Bunu normal bütün istatistikler gibi bunu da verdi. Ondan sonra ertesi gün o şeye katılan basın toplantısına katılan herkes onu yazmış. İşte Rizelilere hakaret gibi algılamış yani çözüm. Herhalde emniyet müdürüne vurmak istiyorlar. En iyi orayı vurmuşlar. Sonra adam emniyet genel müdürü dahil fırçayı yedi. İlk kararname şimdi bizim de buradan çıkıp da hayvanın araca çarpma istatistiği diye bir şey versek Sinop katlayabilir yani. Ama o şeyin bakış açısı nasıl olur? Tabii nasıl yorumlarız bilmiyorum. Sinop değil de. Tarım İl Müdürü görevli. Yolu katlayabilir. Sinop olarak almayın. Yok şeyde Ayancık yolunun tamamında var o. Siz ben buraları şey... O yabani hayvan. Bakın yabani hayvan çok var. Tavşanmış, geyikmiş, domuzmuş yok ama... Çok ilerlerde de böyle hayvanların şeyiyle ilgili Ayancık'ın da geliyor. Ayancık'ın olay gibiler var. Evet. Evet. En çok o bölgede Malak. Yer yatıyor Ayancık'ı. Asfalt sıcak. Şeydir ama o hayvanlar şeydir yani ağır. Evet, ağır hayvanlar. Ağır hayvanlar öyle hemen... 5 tane sürüye çatmış. Sürü dağılmış, biri ölmüş. Diğer dördü yaralı can çekiştiriyor. İnsanın hayvanlarına da bir... Son zamanları bereket versin. Sinop'ta koyunculuk çok azaldı. Mesela eskiden senede 2-3 kere olurdu. 40 tane, 50 tane. Sürüye dağılmış. Tabii. Özellikle otobüslerde 40-50 tane biçip de geçme yani ortasından. Yani onlar çok ciddi şey yapıyordu. Adam diyor ki ben trafik kurallarına göre önde işte bir tane fener bulundururum, arkada bir tane fener bulundururum. Ölü gözü gibi yani o fenerin falan bir şeye kıymeti yok. Hele de hava yağışlıysa, karlıysa, bilmem neyse yandınız. İşte bunlar hep zamanın planlaması. Yani yol nereden geçmesi lazım? Tarım arazisi nerede olması lazım? Koruma bariyerleri nerede olması lazım? Hele bu yeni yollarda biraz ani ve geç tanıştık. Yani biz yol nedir bilmiyorum. Sinop olarak öyleydik. Biraz uçta kalmışız. Yol yoktu, iz yoktu, bilmem ne yoktu. Şimdi eskinin belki 10 katı trafik kazasıyla karşı. Bu günlük olarak kazasız günümüz yok. Eskiden hiç yoktu. Eskiden sıfırdı neredeyse. Yani mesela soğuk su yolunda ben hiç kaza hatırlamıyorum. Öyle de mi kalsaydık diyorsunuz ya? Öyle de kalmaz ama biz geç tanıştığımız için ya, biraz tabiri yerindeyse ağırdan kurtulmuş atlara döndük kendimiz. Sürücüler olarak. Ama eski yol hakikaten şeymiş. Sayın Muhalim, gerçekten Cengiz Bey'in belirttiği gibi Boyabat yolunda, yani Boyabat Kabal arasında sıkıntı var. Sürekli hemen hemen aynı noktalarda oluyor kaza. Bilmiyorum, mühendis değiliz. Tabii ki mühendislik hatası. Aynı yerde kaza olmuş, sonra da bir sıkıntı var demektir. Onların demektir. Hepsi karayolları haritasına işleniyor. O kırmızı noktalar, siyah noktalar vesaire çıkıyor. İşte mühendislerin zaman zaman gelip incelemeler yapıyorlar. Onlar durup dururken yapmaz, kendiliğinden yapmasa bile biz yazıyoruz. Mesela Boyabat yazdı orayla ilgili. Aynı yerde işte son 3 yıllık, 5 yıllık istatistikleri vererek yazıldı. Ki karayolları da işliyor sürekli o tür şeyleri. Fakat bir şey yok. Hani öyle kaza oluyor da hiç kimse eğilmiyor değil. Muhakkak bakılıyor. Sayın Valim şimdi bizim bakın Boyabat yolu çok ilginç bir yol. Burayı zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan açtığında ertesi gün Türkiye'nin kara noktası olarak biz Sinop'ta basın olarak bunu gazetelerimize yansıttık. Ben de o zaman güzel gazete çıkarttım.
Güzel bir atlayı. Şimdi bakın, buradan gidiyorsunuz, sıfır kottan gidiyorsunuz rakım olarak, 1220 kota çıkıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Yani yolun genişliği, yolun kalitesi... Sen fark edemezsen kulaklar fark ettiriyor yani. Yani o şey, gaz pedalı kulaklar fark edemiyor onu. Çıkarken sorun yok. Ama tünelin bu tarafına geçtiğimizde, o 1220 kottan, buzlanma noktasında sıfır kota nasıl indiğini kimse farkında değil. Özellikle yabancılar hiç farkında değildir. Ağır vasıta şoförleri hiç farkında değildir. Bir ikincisi mühendislik hatası diyorum ben ona, mühendisler kusura bakmasın. Ilgaz'a çıkıyorsunuz, Ilgaz kilitli parkeyle döşediyor. Doğru. Niye? Şimdi onu söküyorlar, asfalt yapıyorlar. Asfalt ama şey olarak sıfır asfalt, sıcak asfalt yapmıyorlar. Satı katlama yapıyorlar. Yani aracın tutulması lazım. Şu mevsimde, soğukta yani o tünelin her iki geçişinde de şu saatlerde buzlanma başlıyor. Bakın evet. Mevsim daha erken. Onun o sıfır asfaltın üzerinde hiçbir arabanın kar lastiği de olsa, zincir de olsa tutulması mümkün değil. Bir de ağır vasıtaysa durması mümkün değil. Yok, onlarca vasıta. 4-5 yıldır kullanılıyor değil mi? Açıldığı günden bu tarafta kaza ilişki olmadı. Yani işte onların aslında siyah nokta, kırmızı nokta şeyine girmiş olması lazım. Yani en azından tünelden bu tarafa, Boyabat tarafına geçişte en az 500 metrelik bölümünü, yani normal bir kota, o hani tavuk kaydıran dediğimiz buzun yok olduğu kotlara kadar ya kilitli parkı ya da satı kaplama, ya, yani biraz tıkır tıkır gideceğiz. Şimdiki gibi belki hiç gitmeyeceğiz. Hiç sarsınızsız ama bir can güvenliği oluşturacak. Çünkü araçların tutunma imkanı sıfır şu an. Bunu bilimsel olarak da çok kişi ele aldı. Yani şeye benzer, geriye dönük şey yapıyor. Tünelin duruş şekli güzergahı mecburen vadiye uygun olduğu için ama batıyla doğuyu birleştiren bir vaziyette. 2000 metrelik bir ceyran alayı, hava akımı olayı şu anda her iki başı buzlandırıyor. Tünelin içinden geçiyorsunuz, gayet rahatsınız. Birdenbire hiç farkına var. Karlı havalarda bakın bu kazalar yok. İnsanlar ona hazırlıklı, tedbirli. Şimdi saat kaç? Saat 5. Saat 7 dolayında isterseniz hep beraber gidelim. Tünelin her iki tarafında da tavuk kaydıran buzu şu saat 7'den itibaren başlıyor. Buna da insanlar şey yapamıyor yani. İşte 70 ile 80 ile tüneli geçiyorsanız birden o bariyerlerde duruyorsunuz. Geriye dönüp bakmışlar mı? Dikkatten çekmek lazım. İşte kara nokta ilanının ötesinde bu kara noktalarda niye? Ama yani, ilan etmek için yapmıyorlar. İşte bir an evvel yani bizim öyle bir şey istesek varsa çalışmak. Sayın Oyun'un bir sıkı odada bir kara nokta vardı. Hemen her gün bir kaza olurdu. Hatta bir seferde ben uçtum orada. Sonra dedim ki adam amadan gitmiş, duvar ölecekmiş neredeyse. Tarlanın şeyini. Dedim ilk görmemiş, yoksa bize duvara çarpacaktı. Yani böyle bir nokta vardı. Fark ettiğinizde işten geçmiş oluyor yani. Yoldan çıkmış oluyordunuz. Orada artık arabanızın tekerlekleri, hızınızın biraz az düşük oluşu, gözlerinizin böyle açık oluşu, bir de arabanızın ağrısını görüyormuş. Parmağı kırmış. Adam bindi. O da arabanın kapını kolu yaptı. Ama bu seyahat dönüşümde, Ankara dönüşümde 2 hafta önce kaza yaptığım yere baktım. Oradaki rufuj böyle şeydi. Bariyer, ben 50 metre rufuju devirerek yana yattım o şeyin üstünde. Doldurmuşlar demek ki benimle birlikte. Bir kaza geçti. Baktım bütün kanalı doldurmuşlar. Çünkü o kanal, yani iyi miydi? O kanal mı beni öldürmedi? Kanal olsa mı iyiydi, olmasa mı iyiydi? Ben bilemiyorum ama. Belki kazada görürüz yani. Öylesi bir yok ama. Bambaşka bir kaza yaparsan. O zaman bir daha öyle bir şey. Biz işte bir herhalde bir programımız daha var değil mi? Oraya devam edeceğiz. Kusura bakmayın. Öyle mi? Böyle bir nezaketsi yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl olsa görüşürüz. Arkadaşlar,
www.vitrinhaber.com. Sinop'un haber vitrini.